Şimdi yere düşmek, düştükten sonra acı almak, bir yeri sakatlamak mümkün olabilir. Ama ağrılarınızı düşünmemekten bahsetmiştim ben bu 7. haftanın ilk videosunda. Ağrıyı düşünmemek gerekiyor. Atak yapmak gerekiyor. Örneğin yere düştünüz. Bir an aldığınız darbeden dolayı nefesiniz kesildi. Şimdi geçmişte yere düşmeye çalışan insanlar varsa nefes kesilmenin, ciğere alınan darbenin, diyaframdan nefesin çıkmayışını hissedenler benim söylediklerimi anlayabilir. Bu nefesi 10-15 saniye sonra muhakkak düzelecektir. O yüzden mesela nefes gitti, kımıldayamıyorsun, aynen boğulma hissiyatı yaşıyorsun. Yani bunu yaşarken olduğun yerde kalmak senin daha çok zarar görmene, belki de hayatını kaybetmene neden olacak. Ama eğer biraz dövüş tecrübesi olan insanlar varsa, nefes alamadığı halde, yani boğulma hissiyatını yaşarken bile ayağa kalkıp mücadele edebilir. Hakeza kafasını yere vurdu. Darbe belki o an beyninin ve görüntünün eski bilgisayar monitörleri gibi sallanmasına neden oldu. Kulakların duyması, duyu kaybına neden oldu. Duymayı yitirdi bir an, 10 saniye. Şimdi bunlarla uğraşmak, yani duymayı yerine getirmek ya da nefes almaya çalışmak ya da işte görüntünün aktif olarak tekrar yerine gelmesini sağlamaya çalışmak hep bir zaman kaybı. Yani bunların geçici sakatlıklar olduğunu bilmek ve eğer hareket etmezse ağır zarar göreceğini bilmek hareket etmeyi, güdülenmeyi tetikler. Yani her daim aktif olmanız gerekiyor. Bunları çok kez söylüyorum. Mesela bu 7. dersimizde belki bu cümleyi 3. kez kurdum. Durmadan söylüyorum. O yüzden yere düşmek tehlikeli. Düşüyorsanız hızlı hareket edin. Sakatlıklarınızı ve hareket kabiliyetiniz yerindeyse eğer hareket etmeye devam edin. Yani orama burama bir şey oldu, yok belim acıyor, yok yere düştüm, nefesim kesildi, yok kafamı yere vurdum, kulağım hafif duymamaya başladı. Bunları düşünürseniz mücadeleyi kaybedersiniz. Yani tek bir hedefiniz olsun, o da güdülenerek saldırı. Başka hiçbir şey değil. Başarı ancak böyle gelir. Beyninize kolaylıklar.